Bak şimdi bu 400K çevireceğimiz zaman Western House Tofaş'ından daha farklı. Şimdi tamam. Başka bir arabanın Doblo'nun fren Western House'unu koyacağımız için, fren merkezini koyacağımız için bak şuraları genişletmemiz gerekebilir. Şimdi tamam, orayı keseriz oradan. Doblo'nun şey ya iki çatallıydı ya dört çatallıydı diye vidalar var. Onları genişletiriz. Uydurur bana bir şey. Yani fren merkezini doğruya göre ayarlarız. Şu anda benim bu araba aslında bizimdir. Babam almıştı. Bize binelim diye aldı bu arabayı. Şimdi arkadaşlar bu araba Tofaş ve bildiğimiz üzere Tofaş 2'ye bölünen bir araba. Neden? Çünkü yapan mühendisler zamanında bu arabayı yarım şase yapmışlar. Önden yarıya kadar gelmişler, arkadan yarıya kadar gelmişler ve bu çok büyük bir eksik. Arabanın altı çürük olmasa dahi çok fazla 2'ye bölünme oluyor. Ben de baktım hani bunu yapan yok. Hani var da aslında insanların projelerini böyle nasıl diyeyim sana kendimce geliştirdim. Hani bu işlemi daha önce yapan yok. Şu polideki şurada profil olsun. Şunun içinde marşbenin içinde 2 tane profil var. Mesela bu arabayı yapmamın amacı ben bunu rengini değişecektim. Dedim bari yaparken ben bunu zırhlı yapayım. Öyle bir proje geldi aklıma. Başarırım dedim, yaparım dedim. Bu arada ben öyle bir hafta kaportajda çalıştım. Bir hafta boyacıda çalıştım. Hani herhangi bir bilgim de yok. Ha, şu anda bilgim var. Ama araştır araştıra. YouTube'dan, Instagram'dan araştır araştır arkadaşlar. Öğrendim. Arabayı şu anda yapıyorum. Hani bitiyor. Zırhlı bir Tofaş şu anda piyasaya da Instagram camiasına da büyük bir kitle saldık. Zırhlı Tofaş diye. Şimdi araba daha bitmedi. Şu an podyayı yaptık işte. Şimdi marşbellerin içinde güçlendirmeler attık aynı şekilde profillerde. Yani yandan gelen bir hasarı absorbe etmesi için. Hani kimi insanlar da diyor hani bana mesela çok sağlam olması kötü değil mi? Hani esnemeyen araba kırılır diye arkadaşlar. Çok sağlam olan bir araba kırılmaz. Hani bana yaşıtlarım çok diyor hani yaşıtlarım olsun, büyüklerim olsun, gençliğini feda ediyorsun, bir Tofaş uğruna kendini çöp ediyorsun. Hani ben sevdiğim için okumadım. Bu mesleği yapmak için ben okumadım arkadaşlar. Hani bu meslek güzel bir meslek. Ben zanaatkar insanım. Hem kaporta hem boya işi yapıyorum. Hani burada az çok bilgi bildiğin zaman elinde bu işi seviyorsa erken kalkarsın. Hani saat geldiği zaman da saat bitse de işten çıkayım da eve gideyim demezsin. Zaten burası benim evimin yanı. Yani işinizi severseniz arkadaşlar her şeyi yaparsınız. Şimdi bu arabada süper şarj diye bir projem var. Dodge Charger'larda veya Mercedes'lerde kompresör olarak geçer. Volkswagen'lerde de var. Kompresör olarak arkasında. Turbolu Tofaş çok yapan var. Ama süper şarj Tofaş yapan bir kişi var. O da başarılı olamamış. Şimdi adamlar alıp hazır süper şarj koyuyor. Bense kendim yaptığım süper şarjı kendim yaptığım karbüratöre koyacağım. Buraya geldim. Arabamı yapayım dedim. Allah razı olsun. Tüm hani maddi manevi desteği bana abim Öz abim destek olmuştur. Hani bu zamana kadar beni hiçbir zaman yarı yolda bırakmamıştır. Her zaman arkamda durmuştur. Hani şimdi bu işe benim dedem kaportacıydı. Hani dede mesleğini yürüteyim dedim. Hem de kaporta işini gerçekten çok seviyorum. Kaporta olsun, boya olsun. Boya tabancasıyla boya atmak bana çok fazla keyif veriyor. Depresan, antidepresan gibi. Kaporta çekici vurmak, çekiç sallamak, kaynak yapmak. Ama dediğim gibi yaptığım işlem bu. Hani dedim ki Türkiye'de bunu yapan yok. Hayalim buydu. Dedim ki madem bunu yapan yok, bunu yapan ben olmalıyım. Bunu yaparsa bir Rizeli yapar. Her türlü desteğe ihtiyacı var. Ben zaten en başından beri söyledim. Abi dedi benim böyle bir hayalim var dedi. Benim dedem kaportacı. Dedemin mesleğini dedi ilerleteceğim dedi. Tamam dedim ben dedim arkandayım dedim. Ben İstanbul'da çalıştım. Oradan işte buraya biraz maddi destek verdim. Yeri geldi, morali bozuldu. Yeri geldi, kafasına çok taktığı şeyler oldu. Ben her türlü desteğimi verdim. Ben geleceğim zaten yanına dedim. İstanbul'da hani şey yaptım, işimi bıraktım. Hani buradaki artık bazı şeylerde iki kişinin çalışması gerekiyor. Riskli şeyler var. Benim bir tane kardeşim var. Zarar gelmesini istemiyorum. O yüzden riskli yerlerde beraber çalışacağız. Risksiz yerlerde, onun çok iyi olduğu yerlerde o yapacak. Benim bazen aklımın yetmediği yerlerde o bana akıl verecek. Bu şekilde bu gemiyi yürüteceğiz inşallah.